İlk önce referandum isteyip Bosna'yı tanıdılar. Ama sonra Sırplar ve Hırvatların bizi öldürmesine izin verdiler. Yugoslavya zaten parçalanacaktı ama keşke böyle kanlı bir şekilde olmasaydı. Bunun nedeni ise Tuđman ve Milošević'e sormak lazım ama ikisi de bugün hayatta değil. Dürüstçe konuşursak savaştan önce yıllardır birlikte yaşadığımız gerçeği biraz yapmacık olur. Bizler Yugoslavya'ya bağlıydık. Etnik kökenlerimiz çok önemli değildi. Yugoslav olmak yeni bir etnik kimlik demekti. Ama sonra insanlar Müslüman, Sırp ve Hırvat olmak istedi. Ben bir Sırp'ım ve her zaman bunu özgürce söylemek isterim. Sırplar Yugoslavya'ya inanıyorlardı. O ülkeyi korumak istiyorlardı. Milliyetçilik her yer. Hiç kimse İzzet Begoviç'in milliyetçi olmadığını söyleyemez. O zamanlarda politikanın yolu buydu. Aslında Yugoslavya'nın parçalanması ekonomik olarak beklenen bir süreçti. Fakat bu bahsettiğiniz Büyük Sırbistan ideali Yugoslavya'nın parçalanmasını hızlandırdı. Belki de bu ideal olmasaydı bir 10-15 yıl sonra Yugoslavya kendiliğinden hiçbir sorun olmadan dağılıp gidecekti.